20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ata Emre Akban, 11 Mayıs'ta sipariş vermek için gittiği bir apartmanda 25 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Türkiye'nin konuştuğu o cinayete ilişkin katil zanlısı baba ve oğlu 28 Haziran'da ilk kez hakim karşısına çıkacak. CNN Türk muhabiri Merve Tokaz da o duruşma öncesi Akman ailesiyle bir araya geldi. Bakalım. İşte bu gülüş yalnızca birkaç saniyede yok oldu. Bir annenin gülüşü ise tamamen soldu. Kocaman gülüşü evet bendendir ya. Kocaman gülerdim ben eskiden. Canım dostlarım öyle derler. O kadın benim dostum yüzündeki kocaman gülüşü söndürdünüz diye. 20 yaşındaki Ata Emre Akman hem okuyor hem de çalışıyordu. 11 Mayıs'ta sipariş vermek için gittiği bir apartmanda 17 yaşındaki katil zanlısı tarafından 25 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Ata Emre Akman'ın ölümüne ilişkin davanın ilk duruşması başladı. Katil zanlısı baba ve oğul 28 Haziran Cuma günü Balıkesir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek duruşmada ilk kez hakim karşısına çıkacak. Çok aslında beklediğiniz bir gün olduğunu tahmin ediyorum. 28 Haziran'ın nasıl bir sonuç olsun istiyorsunuz o duruşmanın sonunda? Emsal olacak, örnek olacak, caydırıcı olacak. Yani bundan sonraki süreçte kimse aynı şekilde bir eyleme cesaret edemeyecek türden caydırıcı olacak bir sonuç bekliyorum. Erişkin gibi yargılanması, erişkin olarak yargılanmasıyla ilgili isteklerimiz ve taleplerimiz halen var. Geçerli kemik yaşının tespitiyle ilgili de mutlak surette taleplerimize mahkemede doğru. Ailenin isteği katil zanlısı baba ve oğlun en ağır cezayı alması. Nasıl bir ceza almaları sizin yüreğinizi bir nebze olsun soğutur mu diyeceğim tırnak içinde, soğutur. Yani evet, acımı dindirmez ama biraz ferahlatır. Ömür boyu, gerçekten ömür boyu ölünceye kadar karanlıktan çıkmasınlar, ağır şartlarda çalıştırılsınlar.